Euşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Risale-i Nur'u okurken aldığım notlar, yani metin değil. Bence yani orada söyledikleri değil de söylemek istediklerinden bazı şeyler. Peki ne işimize yarar? 299 da burada başlıyor. Şu, bir şeyi takip ederken, iz takip ederken malzemeleriniz olacağına inanıyorum. Okuyorum. Düşüncelerimizin, fikirlerimizin, konuşmalarımızın da alışkanlık hale getirilmesi de lazım. Yani Risale'yi düşünüyoruz ya, tefekkür ettiğim şeyler. Kendime göre aldığım notlar, her Nadir abi alıyor diye. Süper abide de var. Düşüncelerimizi, Risale-i Nur'da düşündüklerimizi, fikirlerimizi, derste konuştuklarımızı alışkanlık hale getirmek gerekiyor. Hayatımızda. Yoksa ders ortamı 45 dakika konuşuyorsun. Diğer özel hayatta langur olursa olmuyor. Demek ki alışkanlıklarımız var ya, diğer. Bunun gibi alışkanlık haline getirmek lazım bu mevzulara. Mesela tecerrüt. Ya bundan da tecerrüt et. Bunlar, yani tecerrüt gibi şeyleri. Başka, sırf davranış alışkanlıklar yok insanda. Fikri alışkanlıklar da var. Mesela çay alışkanlıktır. Sen gezeyim dışarıya. Bir televizyon seyredeyim. Bir televizyona gideyim. Bu davranış alışkanlığı. Fikirleri, düşünceleri de alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. İlle davranışlar alışkanlık değil, fikirleri de alışılmış, işlenmiş, yürümüş yol haline getirmek gerekiyor. Nasıl olacak o? Bir araya sık sık gelemiyorsak, araba sürerken, yürürken tefekkür edeceğiz bunları. Konuşurken, alışkanlık haline, yani davranış değil, düşünceleri de alışkanlık haline getirmek lazım. Hayallerinde alışkanlık haline getirilmeli. Hayal, en önemli unsur bu konuda hayaldır. Mesela bir şeyi çok hayal edersek, düşüncelere dönüşür. Düşünceler fikirlere dönüşür. Fikirler ilme dönüşür, ilim fiile dönüşür ve kaderimiz olur. Bu bizim kaderimiz olur. Onun için hayaline bu tür şeyler alışkanlık getiriyor. Mesela ders bitti veya ders yapılırken bu ne anlatıyor mesela birinci derste Murat? Velayet-i Vusta, Sura, Kübra'yı anlatırken hayatta da öyle. Sırf derste velayet-i sura kübra değil, yüzüyorsun suda. Velayet-i sura bunun neresinde? Velayet-i kübra bunun neresinde? Ortası neresinde? Bu nasıl yapılabilir yani? Yani velayet neydi? Esma-i mazariyetti. Velayet-i kübra neydi? İsm-i azam-ı mazardı. Velayet-i sura Esma-i mazardı. İşte yüzmeden sen suda girdik. Orada mesela denizde ulvi şeyler, olmasa bile sufli şeyler konuşmamak gerekiyor. Toparlarsam, nasıl ki davranışlarımız alışkanlık hale geliyor, düşüncelerimiz de alışkanlık haline gelmesi lazım. Nasıl gelecek? Hayalimiz burada güzel rol oynuyor. Yattığımız zaman iyi şeyler hayal edeceğiz. Hayallerimiz düşüncelere dönüşüyor.
İsterseniz beraber Dimal'la gideyim. Hayallerimiz tasavvur oluyor. Tasavvurlar bilgiye dönüşüyor. Bilgiler ilme dönüşüyor. İlim demek zaten fiile dönüşüyor. O da kaderimiz oluyor. İnsanı etkileyen çevresi, yani değiştirdim şimdi konuyu. İnsanı etkileyen çevresi, doğası, tarihi, şuunu, ruhlar yapısı aralarında bağlar kurulmalı. Yani insan etkileyen sebep nedir? Çevresi var, kendi fıtratı var, doğası var, tarihi var, geçmişi var, şuuru var. Bir de harici de var arkadaşlarım ve haricen ruhsal insiba var. Düşünceler sirayet eder, kalpler inikas eder, ruhlar insiba olur. Sirayet dima aittir, inikas kalbe aittir, insiba ruha aittir. İnsanı etkileyen sebepleri okuyorum bir daha. Çevresi, yaşadığımız yer, doğası, fıtratı, tarihi, şuuru, ruhlar yapısı ve ruhlar arası ilişkisi. Bunlar insanın hayaline, düşüncelerine etki yapan çok ciddi sebeplerdir. Mesela sabahtan beri kötü insanlarla arkadaşsın, kötü televizyon seyrediyorsun, akşam da iyi şeyleri tefekkür edip hayal etme imkanı yok. Başka, şuurumuz ve tercihimiz olmayan bazı şeyleri serbest bölgeye atılırsa, bunu bilmeyen de kendisinin imiş gibi davranır. Mesela dimağda meratip var. Bu meratiplerin tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad malum. Bu tahayyül ve tasavvur serbest bölgedir. Yani her daim insanın kontrolünde değil. Her şeyin bulunabileceği, birbirine zıt her şeyin bulunabileceği, her şeyin her mertebesinin bulunabileceği bir alan. Ne işimize yarar bu bilgi? Kendini kötü hissediyoruz. Ha, demek ki o serbest bölgeye senin dışında birisi de bir şey atmış. O serbest bölgeye kimler atar? Birincisini söylüyorum. Negatif, olumsuz. Şeytan, kafir cinler, ervah habiseler, mevadi şerirler. Bunları şöyle izah edeyim. Şeytan malum, vesvese atar. Cinler vehim atar. Düşünce bozukluğu atar. İyi değilim. Düşünceler o verir. İmanın var mı? Abdestin var mı? Şeytan verir. Şeytan eylemsel şeyleri gelir. Abdesti olana gelir. İmanı olana gelir. Kafir cinler düşüncelerimizi bozar. İyi değilim. Kötüyüm. Kalp krizi geçiriyorum. Galiba ben hastayım. Öleceğim galiba. Öyle düşünüyorsun galiba benim için gibi ervah habiseler seyrettiğimiz ve duyduğumuz kötü şeyler, mevadi şerireler, mekan şerliliği, şerli mekan. Şimdi bu tarafı anlatayım. Melekler vahiy veya ilham atar. Vahiy veya ilham atar, aynı devam eder. Kur'an okuyorsanız vahye muhatapsınız. Çünkü sese dönüştürdüğünüz zaman melaikedir. Tefekkür ederken ilham atar. Neydi? Şeytan, melek. 16. Kafir cinler, Müslüman cinler iyi fikirler üretir sana. 16'da erva habise vardır. Erva aliyeler var. İyi filmleri, iyi insanları dinlersek. 16'da mevad-i şerire vardı. Mevad-i aliye var. Doğru yer, doğru mekanlar. Bunlar ikisi
Dima denilen bir yerde serbest bölge var. Oraya bilgi atar. İkisi atar. Hangisi galipse kendini öyle hissedersin. Mesela burası galipse sol taraf, en baştaki korku, korku hissedersin. Ansiyete diyorlar bu şeyde, tıpta. Kaygı. Yani bizde endişe. Endişe verir. Ben de niye mesela, müsbetini anlatacağım. Ben de niye eyleme yapıyorum bunu. Ben de niye korku var. Korku niye var diyor. Yani hayret ediyorum, yani insan değil misin? Korku sistemdir. Ha, iyi korku, kötü korku. Şimdi korku olması lazım. Korkunun kötüsü yanlış bir kıblesi olursa. Mesela Allah diyor ki benden korkun. Kur'an'da. Korku aklidir, dağıtır. Havf kalbidir, kıblesine koyar. Misal veriyorum. Yani insanı etkileyen şu düşüncesindeki şu kısa bir bölgeye böyle bir şerit. Bunu bildiği zaman karı şudur. Ha, benden çıkan haletler, fikirler, düşünceler, iyi değilim, kanserim, galip öleceğim, aha birisi geliyor, aha birisi geçti gibi şeyler. Bu çaresi nedir? Diyorsun ki, ha bu serbest bölge adam paketi attı. Bu benimle alakası yok. Bunu bildiğin zaman savaş hariç olur. Ha benim dışında bir şey var. Serbest bölge bu dağıtıyor, bu dağıtıyor. Senin iktidar ihtiyarın yok burada. Serbest bölge bu dağıtar, bu dağıtar. 18 bin alim cemil cemiz. Ne karın oluyor bir de söyleyeyim İrfan. Ya bu düşünceler benimdir. Ben iyi değilim. Ben iyi değilim fikri seninse, sen kendi böyle hissedeceksin. Onun fikrini kendi fikrin zaten. Ama bu fikir benim dışında bir şeyindir deyince düşmanı harici atıyorsun, savaş kolay olur. Ustad 13. levhada diyor ki onun fikrini, şeytanın fikrini kendi fikri zanneder. Vesveseye düşer, zarar anlar, zarara düşer. Yani o kadar şey ki iyi değilim, tamam. Böyle bir şey hissediyorsun. Doğru da kim ama bu? Bu fikir kim çıkarttı? İyi değil. Şimdi bir tanesi dese ki diyor, Risale'nin dersinden haberi olmayan, ya benden başka kim var ki burada bu fikir onun fikri olsun? Bilmiyor ki bunu. Benden başka kim var? Devam edeyim. Zihnin bazen kendi kendini sorguluyor. O zaman ciddi güven sorunu yaşıyor ve tutunacak şey arıyorsun. Çok önemli. Zihin bazen kendi kendini sorguluyor. O zaman ciddi güven sorunu yaşıyorsun yani. Yani acaba ya. Tam bu sırada inandığı dini yaşayanlara tutunursa ki ancak bunlara güven olur. Düze çıkar o zaman biiznillah. Bir daha. Kendisini kötü hisseden, ben iyi değilim, kötüyüm olduğu zaman insan kendisinde güven sorunu yaşar. Hani güzel fikirler biraz önce anlattığım, yapamıyorsan onu, inandığını, söylediğini, iddia ettiğini yaşayan insanlar var, dinini yaşayan. Sözü güvenilir insanlar var. Onlara tutun. Onlar öyle diyorsa öyledir. Nasıl ki sabahtan beri gece yarısı kıvranıyorsun, eyvah mahvoldun. Doktora gidiyorsun, yap üşüttün diyor. Rahatlıyor musun? Rahatlıyorsun. Niye rahatlıyorsun? Çünkü ehlidir değil mi? Ha, bu insanlar da bunun ehlidir. Bu fikir senin değildir diyor sana. Rahat ol. Onlara tutun. Ne zaman? Zihin kendi kendini sorguladığı zaman İnsan güven sorunu yaşıyor. O yastıkla bir tane versene bana. İnsan güven sorunu yaşıyor. Ha tabii. Güven sorunu yaşıyor.
Bunu ne yapacağız? Aşamasak. Kaptan bir tane su verir misin? Dinini yaşayan bu mevzularla ehli ise ve bunu yaşıyorsa onları tutun, onların söylediklerini itimat et, düze çıkarsın. Tam bu sırada inandığı dini yaşayanlara tutunursa ki ancak bunlara güven olur, düze çıkar biiznillah. Bazen tarikatta beraber... Bu bahsettiğiniz zihin, vicdandaki zihin mi? Yok. Yani zihnin verilerini dime atıyor ya, düşüncede, tasavvurda bu. Ama düşünceler kendini sorguluyor. Mesela bu daha çok, ben tafsirata girmek istemiyorum. İmansızım, ben kaybettim, kaybedenlerdenim. Ben veya iyi değilim, ben kötüyüm, ben kurtulamam, ben bu psikolojik düzelemem. Mesela ilaç kullandığı halde düzgün, ya ben de öyle olursam gibi. Bu sefer kendini tedirgin ve güvensiz hissedersin. Tam bu sırada kendine kendin yetmiyorsa bu işin uzmanı ve bu işi yaşayan ehli diyor ki sana, bu serbest bölgede şu adamlarla kalın, şunla değil. Yani serbest bölge bu dağıtıyor, bu dağıtıyor. Yani onlara tutun, tamam karışma. Daha sorgula. Bazen tarikatta veya mistik öğretilerde o kadar ileriye gider ki bu tutunmalar, alışkanlığa dönüşür ve hür olmaktan çok korkarlar. Bazen tarikatı bu çok ileriye gider. Bu tutunmalar şeyhine o kadar ileri safa gider ki artık hür olmaktan, onun dışında bir şey düşünmekten, şeyhinin emrinin dışında bir şey yapmaktan, düşünmekten, tercih yapmaktan ödü patlar. Yani hür olmaktan çok korkarlar. Biliyor musunuz yani? İnsan, bazı insanlar en çok hür olmaktan korkar. Şaşırdın değil? Evet. Daha şaşırmışsın söyleyeyim sana. Allah'ı kıskanan insanları biliyor. Biraz daha olabilir. İnsanlar rububiyet istiyor. Yani. Peki, Allah'a inkar etmediği halde düşman yapanlar var. Niye her dediğimi yapmıyorsun? Allah'ın düşmanı olması bundan geliyor diye 9. sözde var. Hür olmaktan korkuyor. Ödü patlıyor. Niçin? Ben buradan çıkarsam tamamen mahvoldum. Yani fırtınalı bir havada dehşetli dalgalara atılmış gibi hisseder. Şefi ne dedi? Bırak bunu tarikatı. Bize getir. Abi bitti. Bir hikmeti var canım. Haram yapsa hikmeti var. Yanlış söylüyor. Külliyat hazır. Hikmeti var. Hikmeti falan yok. Yani hür olmaktan korkuyor. Ver bana kapatayım. Felsefede veya psikoloji öğretilerde korkuların ve haşa gitmeyen resimlerin veya fikir ve şey haşa dedim. Bir de okuyorum. Felsefede veya psikoloji öğretilerde korkuların ve hoşa gitmeyen resimlerin veya fikir ve düşüncelerin şuur dışı olduğunu ve psişik öğreticilik, öğreti çığlıkları olduklarını söylerler. Bu çok önemli. İfade edebildim mi? Bir daha yapayım. Önce psişik ne olduğunu söylemeniz gerekiyor ki mesela anlaşılsın. Tamam doğru. Ama ben cümleyi bitireyim. Söylerler. Bunlardan kurtulma yöntemleri ve fikirleri geliştirme çabalarına girerler. Bunlar sözler 275'te şöyle geçiyor. Onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Bir de okuyayım. Felsefede veya psikoloji öğretilerde korkuların ve hoşa gitmeyen resimlerin ne? Korku var. Yani ölüm korkusu, kaybetme korkusu, ansiyete diyorlar.
endişe bizde korku. Yani bu korkuların bir de hoşa gitmeyen resimler geliyor, davetsiz. Fikirler, düşünceler geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Bunlar şuur dışı olduğunu diyor felsefe. Yani bizim dışımızda ama şuurumuzda yani gene bizde de şuurumuzun dışında şuur altı olduğunu, psişik öğreti çığlıkları olduklarını söylerler. Yani psişik derken atom altı. Atom altı değil de bizim tabirle söyleyeyim, cinler alemi, ruhani alemi, metafizik alemi, tamam mı? Şimdi bu psişik, mesela Amerika'da CIA kullanıyor bunu, suçluyu bulmakta. Bu alemi kullanıyor, paralel evren diye. O felsefe öğreti deyince, okullardaki felsefe değil, düşünce şeyi. Bunlar her tarafta bir boyut olduğunu, metafizik alemi olduğunu, altı birbirine girmiş bir sürü düşünceler ve fikirlerin öyle çorba kaynadığını söyler. Bu bizim şuurumuz değil, şuur altı olduğunu. Bu sefer ona karşı savunma geliştiriyorlar. Nerede hata var? Yani bizde bu, bizde bittir bu. Bir şuur var, bir şuur altı var. Şuur altı bunlar oluyor. Çığlıkları olduklarını söylerler. Kişi buna inanır. Yani benim dışımda bir şey değil bu. Şuurumun altındadır. Fiziğin arkasına geçmiş insan nesiyle? Felsefeyle, düşünceyle, hayal ile, endişeyle, korkuyla bir şekilde onun kapağı açılıyor. Metafizik alemi açılıyor. Aşağısı kaynıyor. Volkan gibi kaynıyor. Nasıl kapatacaksın? Bir kere açıldı kapak. Volkan şey oldu, volkan patlıyor şimdi. Volkan kapağı açılınca 200 bin santigrat derecede mağma var. Çıkarken bir sürü yollarda elementleri eritiyor. Çıkıyor. Ha? Şimdi bu çığlıklar var ya. Yani bu ciddi bir şey. Şu anda araç içinde 20. asrı anlatmaya çalışıyorum. Yeni bu. Diyor ki insanın kendisi istemediği ve rahatsız olduğu resimler, düşünceler, fikirler, yani bütünselliği felsefe çıkıyor, ortaya çıkıyor. Senin dışında değil bu, şuur altı, çığlıkları var. Ne ara atmak istiyor? Onlardan bir tanesi at kendini diyor. At kendini diyor. Kurtul bunlardan. Bunu felsefe hariç kabul etmiyor. Kendi doğasından kabul ediyor. Doğru da. He. Doğru değil. Değil mi abi? Değil. Bu şekilde düşünüyor mu? He? Benim tefekkürüm de o şekilde. Hani senin iç alemindeki bir şey dışa çıkışı. Yani... Tamam çıkıyor. Ama diyor ki bunu kaynağı sensin. Bu hep benim. Rahatsız, şöyle düşün. Rahatsız olan sensin diyor. Rahatsız olan benim. Çıkan kim? O da benim. Öyle değil. Yani bu farklı. Ha, rahatsız olan benim. Aynen. Peki bu çıkan yer neresi? Sende bir şey yok, oturuyorum. Niye kendimi kötü hissediyorum senin yanındayken ben şimdi? İşte sözlerde ve sese lisansında diyor ki onun sözünü ondan zanneder, şey yani şeytanın sözünü kendisine zanneder, zarar alınır, zarara düşer. Şeytanın yani onun sözünü kendi sözünü zannetmesinden kendisi kendisine savaş açıyor. Şey diyor abi ya, bir açıklık getirelim mi? Bilinç altı istem dışıdır. He. Buna açıklık getirelim. Bu işte bu. Yani ben daha temel ilmi şey yapıyorum. O sokaktaki şey, bilinç altı, bilinç şuurumuzun dışında resimler çıkması. Ben daha ileri gittim. Metafizik alemi aşağısı tencere gibi kaynıyor.
fokur fokur kaynıyor. Bunu diyor ki, şuurun olmaksızın, şuur altı denilen bir kapak var, açıldı, artık volkan gibi kaynıyor. Çığlıkları duyarsın. At kendini mi, vur ağzının üzerine mi, bırak onu, bir sürü şeyler geliyor. Bu diyor, dert senin, derman da senin, senden çıkıyor. Bu sensin. Tamam, artık kabul etti, insan et kemik değil. Bu sensin, bu bensem, bana rağmen fikirler var. Beni rahatsız edecek fikirler var, kokular var. O ne diyor biliyor musun usta? İmanın kokusunu almış diyor. Bu risale yazılmadan önce, bu diyor risalenin kokusunu aldı diyor. Tamam. Yani bizde çıkan, doğamızdan çıkan şeyleri adam felsefe kendisine bağlıyor. Sensin diyor. Bir şuurla rahatsız oluyorsun ama şuur altından çıkıyor diyor. Şöyle abi, hani insanın doğasından çıkmasıyla insana ayırmak lazım ki o şekilde. Hani ben senden çıkıyorsun de. Nasıl ayıracaksın? De, her şeyin temeli sensin ya abi. Bütün kainatın temeli sensin ya. Bir noktada sana bağlanıyor ama sen beşeriyetini sadece sen kendin kabul edersen, ben dersen beşeriyetine, o zaman felsefenin dediği doğru olur. Ama sen sadece beşeriyetten ibaret değilsin. Sende farklı meseleler de var. Mesela vicdanın hükmü var, aklın, kalbin hükmü var. Bunları da işin içerisine kattıktan sonra bunların bütünlüğünün de gerisindesin sen. Hani o ne olsun, ne sen akılsın, ne sen vicdansın, ne sen kalpsin, ne sen ruhsun, ne de sen beşeriyetinsin, nefsinsin yani. Bu şeyde her ne kadar senden çıkıyor olsa da sen değilsin. Ben o manada şey yaptım. Yani. Doğru doğru. O işe öyleyse öyle tabii de. Abi söyle. Senden, senin içinde olduğun ama senin müdahale edemediğin bir çalışan bir sistem var. Hı. Onu anlamıyorlar. Şimdi bak, bu benim gömleğim. Derken ben arkadayım. Evet. Bu sahip çıkılan. Ben de gözüküyor ama ben değilim. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben. Şimdi burada esas anlatmak istediğim şuydu. Düşmanı fark etmemiş. Yani düşmanı kendisi zannetmiş. Evet. Düşman kendisi savaşılacak da, savaşacak da aynı. O zaman ömür billah ilaç kullanacağız. Ama ben 18 bin alemin hulasası Cemil Cemil Geçit alemiyim. Bende çıkan her şey benim değil bu. Çünkü insandır. Camiyle ezdattır. 18 bin zıtlar aleminin cemii. Öyle mi? Öyle. O zaman bende ortaya çıkan her şey neye sahipleniyorum? Benden değil ki. Şeytan var mı yok mu işte? Var abi. Sordum ben bir tanesine. Şeytan var mı dedim. Vardı. Yani bir fikir üretmiyor mu dedi. Bir hisleri yok mu şeytanın? Bak şeytan. Şeytanın hisleri var. Şeytan Allah'ı inkar etmemiş. Peygamber ahiretin gibi. Şeytan var. Düşünceleri var mı şeytanın? Hisleri var bunun. Hayalleri var. İbadetleri olmuş. Bu seninle monta edildiği için fikirleri fikrin zannediyorsun. Düşünceleri onun düşüncen zannediyorsun. Endişeleri sende o aktif olunca şeytan, onun endişesi senin endişen gibi gözüküyor. Sen şeytanı fark etmeyince onun endişesi, onun fikirleri benim zannediyorsun. İşte puf nokta burası. Evet. Psişik deney de buradan geliyor. Yani psişik şeyi sen kendin sanıyorsun. Halbuki psişik bir deney. Hani şu beden üzerindeki tasarruf olanların mesela kalbin şey olması, ben bunu bu şekilde anlıyordum da abi. Evet. Hani kalbin bazen hükümler olması, hissi davranma. Kalbe ait hislerle davranman, bazen aklın hakim olup mantıklı davranman, ruha ait bir sıfatın olup bazen şefkat duyman, bu beden üzerindeki psişik deneylerdir. Bir de sen varsın, bir de nefis var. Bunların hani tasnifinin neticesinde bir psişik deney ortaya çıkar. Yoksa psişik denen bir şey yoktur, her şey sensin zaten. Evet. Ustad da diyor ki, onun sözünü bizde ama ortaya çıkıyor bak. Sen, biraz önce sen söyledin, benim dışımdasın. Şeytan böyle değil, benle konuşuyor. Evet. Onun düşüncesi benim düşüncemle aynı oluyor. Onu fark etmesen, bu ilmi bilmesen,
Yani 21. söz okumazsan Risale'yi orada. Biraz önce benim dışımdaydın sen. Ve konuşuyoruz. Evet. Fikir üretebilirim yani sana karşı. Tamam. Güçlüysem cervezi yaparım vesaire. Kavga yapabiliriz. Çünkü seni yenmek kolaydır. Niye? Haricimdesin. Ama o düşünceler bende, benim zannetmek, o benim. Kim kime savaşacak bu sefer? Düşman da benim, dost da benim. Yani şeytan tahayyül ve tasavvurumuzu mu kullanıyor abi? Kullanıyor. Oraya kadar kullanıyor. Biz de zannediyoruz biz. Biziz. O, onun hayali, onun fikirleri, fikirlerim zannediyoruz. Kırılma noktası var. Sistem bizim ama evet, biz kullanmıyoruz. Burada bence sıkıntı var işte. Evet. Onu çözelim. Mesela uydudan lüks arabalar Almanya'dan, Amerika'dan arabanı kilitleyebiliyor. Evet. Cep telefonları ayda bir güncelleniyor. Niye? Yeni kontrol, yani seni disipline edecek, seni kontrol altına alacak programlar var. Bir program yükleyeceksin kıble. Senin diyor resimlerine, medyana, dosyalarına ulaşılma izini ver, yoksa yüklemem. Bu sefer sana rağmen telefonunda, bilgisayarında spam geliyor. Seninle hiç alakası olmayan, girmediğin bir siteden bir manzara çıkıyor. Mesela benim dururken telefonumda, dururken ya konuşuyorum, amcamla konuşuyorum köyde, gözümüzün önünde amcam burada oturuyor, ben burada oturuyorum. Benim telefonum, ama herkeste olmuyor. Benim telefon kendi kendine açıyor. Görüyorum onu. Allah Allah, dur bakayım nereye girecek. Ondan sonra girdi, gitti. 15 Temmuz ihtilali yapan paşanın dosyasına girdi. Ben girmişim gibi yapıyor. Ve bana dosya hazırlayacaklar. Anladım. Bak sen onu takip ediyorsun. Böyle 5-6 defa şaşaydı. Mesela 2'de 2.17 geçe benim Arabex müzik sitesinde ne işim var? Bir baktım kalktık. Halbuki hiç tarzım değil abi. Hiç. Hani yani tarzım değil. Şimdi benim yeğen diyor ki, bakıyor ya, dayı sen diyor şey mi girdin? Nereye yavrum? Arabex. Ondan sonra konduğu zaman, yavrum sen deli misin ya? Dayı girmişsin 2.17 geçer. O tabi anladım. Dayı giriyorlar telefonuna, bak dinlemişim ben onları. Dosya hazırlıyorlar. Ahlaksız yerlere giriyor, şeye giriyor, ihtilal yapan şeye giriyor, bilmem ne. Ne yapıyorlar bilmiyorum ki. Ne anlatmaya çalışıyorum? Benim ama, benim dışımda tasarruf da ediliyor. Açılmış. Benim ama, daha önce mesela televizyon seyrettim, kötü ahlak, kötü müzik. O gidiyor, şeytan onunla şey atıyor, spam atıyor. Tedavi getiriyor, başka bir şeyi getiriyor onunla. Mesela ben kıbleyi indirdim. Kıble programı biraz önce indirdim. Öyle mi? Bana ne dedi? Konumuna Mehmet Yan'a erişilecek. Yok dedim, yüklemiyorum dedi. Mecbur kabul ettim. Benim medyama ve konumuma girdi. Konum ne demek? İstediği şeyi spam atabiliyor. Ben girmişim gibi. Başka konum nerede olduğumu biliyor şu anda adam. Evet. Şu anda konumum nerede benim biliyor. Ne konuştuğumu telefonla şu anda çıkıyor. Şu anda ne konuştuğumu biliyor. Tamam. Şunu demek istiyorum. Telefon benim. Ama girilen yere hep ben girmemiş. Kafa benim. Ama ortaya çıkanları hep ben düşünmedim. Ben suda yüzüyordum kardeşim. Ben kardeşim Kur'an okuyordum. Ben kardeşim namaz kılıyordum. Ne işim var öyle videolara? Spamların ne işi var? Spamlarla ne işim var? Spam olsun. Yani bu konuşma sana ne işine yarayacak? Ha şu, benim Müslüman canım kardeşimi şu yarayacak. Kendi doğasından çıkan, kendisine zıt fikirler, hisler, duygular, ansiyeteler, yani endişeler, korkular, sıkıntılar, panikler seninle alakası yok. Sana rağmen telefonuna giriliyor. Sen insan olma sebebiyle 18 bin alemin cemi olduğu için bunlar seni ziyaret edebiliyor. Endişe etme.
Sahiplenme, seninle alakası yok. Akşam okudu mu? Yok. Yok. Akşam okudu. Kendini tanımayan nasıl bunlara ulaşacak peki abi? Bu dünya bunun için gelmişti. Eğer tanırsan başka nasıl olacak Mehmet abi? Mümkün değil. Biz bu kadar çalışıyoruz. Sen ulaşamadın. Ulaşanlara ulaş. Mason siz şey dersi var ya, Mason şeyle alakalı o. Üçgenle alakalı. He. Onların da 5-6 işaret şeylerinden en son bir tanesi de şu, araştırdım. Damalı zemin kullanıyorlar. Böyle siyah beyaz, siyah beyaz damalı zemin. Boyutlar arasında geçişi temsil ediyormuş masonlukta. Siyah beyaz. Siyah beyaz damalı olduğu zaman böyle giriyorsun, ben neredeyim diyorsun. Böyle yani boyutlar arasında geçişin olduğunu simgeliyormuş. Diyor ki şeytanın sözünü kendi sözü zannetmesinden kendisi kendisine savaş açıyor. Bilse ki o his ve fikir haricidir ki içime attı benim. İçime attı benim değil. O zaman düşman hariçte kalır. Savaşmak ve tard etmek kolaylaşır. Aslında bunlar kendimizi sorgulama fırsatını verirler. Bu bir derste ne işine yarar? Düşman harici atıyoruz. Savaşmak kolay olur, ilaç biter. Mesela kendimi kötü hissediyorum diyen sorsun. Ben miyim o? Ve camın kenarına gelemiyor. Ata at kendini, korkuyorum. Veya çocuğu olan bir kadın. Camın yanına gelemiyor. Niye? Çocuğu atarım. At bunu. Sen atar mısın? Hayır, canından daha kıymetli bir şey. Peki, sen niye düşünmüyorsun ki at fikri, hissi canından daha çok sevdiğine gelmesi gösteriyor ki senin değil bu fikir. Birisi bu spamı attı içine. Peki ne yapacaksın? İçine düşürsün ya. Desin. Git kenara dön ya. At. At demeyi de ver mesela. Ver para deyince veriyor musun? Yok. Yeme baklava dediğim zaman kesiyor musun? Peki hiç baklava yerken vesvesesi gelen var mı? Ben baklava yiyorum. O herhalde boğulacağım galiba diye baklava bırakan var mı? Ama namazda vesvese geliyor. Ders ortamında uykusu gelen var mı? Var. Peki baklava yerken uykusu gelen var mı? Hiç gördünüz mü baklava yerken uykusu? Elinde baklava. Demek ki başka birisi var burada. Simge, sembol ve şairler, fikirleri, hisleri, inançları örgütlerler ve nesilden nesile taşırlar. Yani simge var ya, simge, Yahudi simgesi veya İslam'ın simgesi, mesela vav, ametüy simgeler, her yerde rastlarsınız, veva böyle. Camilerde amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve onun simgeler, simge, sembol ve şairler, tesettür, ondan sonra minare, ezan, mezan taşları, şairler, ne işe yarar bunlar? Fikirleri, hisleri, inançları örgütlerler ve nesilden nesile aktarırlar. Bunlar nesilden nesile aktarma sembolleridir. Peki nesilden nesil arasını kesmek için ezanı kaldıracaksınız. Tesettüre düşman olacaksınız. Mezar taşlarını yıkayacaksınız. İslam'ı anlatan örf ve ananı ortadan kaldırdınız mı? Yeni nesille eski nesil arası kesilecek. Onu bağlayan örf, adet, ananedir. Bunların en önemlisi de yazıdır. Yazıyı kaldıracaksınız. Yani yeni nesille eski nesil arayı kesmek istiyorsanız en kısa zamanda orta bir vadeli şey 30 sene gerekiyor. Harfleri kaldırırsanız o akşam herkes sıfırlanır. Bütün millet cahil olur. Harfi kaldırırsanız. Çünkü eskiyle alakası hiçbir şey kalmamış. Bunlar bilerek yapılmıştır. İnançlarımız yani dini insana
güvenlik duvarını sağlar ve yoldaki sağ ve sol bariyerleri olurlar. İnançlar, din. İmamlar da, imamlar var ya, mezhep imamları, asil imamları, o otobanda dinlenme, beslenme tedarik istasyonlarına benzer. Sağ ve sol bariyerler, haramlar, helallar, yol dinlerdir. Asil imamları veya bu konuda elinden tutanlar o yoldaki dinlenme tesisleridir. Nasıl ki bazen psikolojik sorunlarını bir uzmanla ekmek ihtiyacını fırınla nakil otomobilleri bir fabrikayla karşıladığı gibi aklı ve kalbi ruhi ihtiyaçlarımızı da giderme istasyonların olması zorunlu ve şarttır. Hele bu asırda. Mesela psikolojik sorunum var. Bir psikolojiye ihtiyacım var. Ekmeğe ihtiyacım var. Fırına ihtiyacım var. Nakil otomobilleri var. Yani taşıyacaksın insanları. Bir fabrikaya ihtiyacım var. Aynı bunun gibi de aklı ve kalbi ve ruhi ihtiyaçlarımızı giderme istasyonlara ve vasıtalarına ihtiyaç vardır. Her şey... Sen bütün ihtiyaçları sen giderebiliyor musun? Arabayı sen mi yaptın? Çorabı sen mi yaptın? Gözlüğünü sen mi yaptın? Yok. Sen bu topluma bir şey veriyorsun ama çok şeye muhtaçsın. Arabaya muhtaçsın. Ha, bunun gibi aklı ve kalbi ve ruhu ihtiyaçlarına da birilerine ihtiyacın var. Nasıl gıdaların, cisimlerin şekli, kokuları olduğu gibi fikirlerin ve hislerin de kokuları olduğunu hissediyor. Bu bana ait bir fikir. Nasıl gıdaların, ekmeğin, yoğurtun, gıdaların şekli var, kokular olduğu gibi fikirlerin, hislerin de kokuları olduğunu hissediyor. Ustad diyor ki, imanının kokusunu aldı diyor Bağla'da. İmanın kokusunu aldık diyor. Çok acayip. En azından fikirler ve hisler bende bazen geçmişi, bazen bir fikri, bazen de bir kokuyu hatırıma getiriyor. Bazen fikirler hisler bir kokuyu hatırıma getiriyor. Değil mi? Bir fikir, bir his. Mesela bir pozitif kapağını görse Bodrum'da, hani böyle böyle kapağı görse seni 7 sene önceki Yozgat'taki bilmem ne kokusuna götürür. Çağrışımı yapar evet. Evet, tedavi. Yani o diyor, o fikrin kokusunu aldı diyor usta. İmanın kokusunu aldı diyor. Mananın kokusunu aldı diyor, o mektubu yazdı diyor. Acayip. Bu koku burunla alınan değil, zanlarla kalbi olabileceğini inanıyor. Sanki sudan çıkan kabarcıklar gibi bu. Suda mı var mı yok ama kabarcık çıkıyor. Sudan çıkan kabarcıklar gibi insanın ruhundan da o imandan fikirlerin kokusu da böyle çıkıyor. Senin ruhundan fikir çıkıyor mu? Fikir var. Okyanus düşün kalbini. Kabarcıklar da fikirdir. Kokuya benziyor. Bakıyorsun ki kabarcık çıkıyor koca okyanusta. Sudan kabarcık çıkıyor. Ya suda hava olur mu? Bizim bildiğimiz yok. Ama kabarcık çıkıyor. Başka bir şey. Ruhlardan da böyle kokular, onun kokusunu aldı diyor. Böyle fuzuli bir kelam kullanmıyoruz da. Ben de bunu hissediyorum ama bu koku burun kokusu değil. Çok garip. Bazen demiyor muyuz? Allah Allah. Burak, ben burada kestane kokusu alıyorum. Yok abi. İbrahim abi sen alıyor musun?
Hiçbirisi yok. Ben alıyorum. Misal. Mesela sizin sahanız olduğu için söylüyorum biraz. Bu biz pansiyona bu şeye gelmeden önce bizden önce kimler var olduğunu hissedersiniz. Hassasiyetiniz varsa. Burayı pislemiş mi, pislememiş mi? Mekanı demiyorum. Bu atmosfer. Sıkar mı, sıkmaz mı? Bazı mekanlar sizi sıkıyor. Mesela işinize yarayacak bir şey söyleyeyim. Bir evde durmaksızın devamlı kavga oluyor karı koca. Herkes hasta oluyor. Her an sıkıntı var. Evi değiştir kardeş. Çünkü 10 katlı, 5 katlı binada lanetlenmiş bir iş yapıyorsa o katlardan bir tanesi, o binanın çatısından biliyorsunuz mele yağlaya renk gidiyor. O Yavuz Sultan Mısır'a çıkarken Belen'e geliyor, Hatay Belen'e. Gece kalkıyor, bakıyor ki bir yerde yeşil renk çıkıyor binadan. O binaya gidiyor, baktığı ki çocuklar hafızlık yapıyor. Biliyorsunuz da bu köpek, baktığı ki çocuk hafızlıklar yapmışlar, bitirmişler. Oynuyorlar, yastıklar, köpek oyun oynuyorlar. Aa, da yastık atıyor. O yeşili gördü ya, bu binadan çıkıyor diye, Allah'ın rahmeti burada diye. O da köpekleşiyor. Yavrum bu köpeği dağıtın diyor, bu köpeği dağıtın diyor. Biliyorsunuz da bunu. Yani her evden bir sütün çıkar. Her insandan da bir sütün çıkar. Eğer durup dururken namaz kıldığınız halde, yani her şey var. Ya hasta hastalık eksik olmuyor. Kavga gürültü eksik olmuyor. Ya bir tedirginlik ya. Hicrette, tebdil mekanda şifa vardır. Hicrette şifa vardır. Bir yer değiştir. Belki manevi bir koridordur. Veya o binada lanetli bir Lut kavminin adetini yapan var alt katta, üst katta veya beşinci katta. Ya benimle ne alakası var? Öyle deme. Ecdat demiş ki bina almadan önce, daire almadan önce komşu al. Eskide binalarda zenginler oturduğu, siz bilmezsiniz, 75'lerde televizyonlarda böyle reklam yaparlarmış. Fakir, fukara, köylü müstakil evde oturur. Zengin, elit tabaka binada oturur. Bu halkı bozmak için doldurdular binaya. Şimdi elit, zengin, kültürlü müstakil evde oturur. Neyi bitirdiler? Komşuluğu bitirdiler. O zaman müstakil evlerde komşuluk vardı. Şimdi alt üst binada kimse kimseyi tanımıyor. Bir mahalle herkes birbirini tanır. Şimdi bizim mahalleye şimdi git yabancı olduğun bilinir ya. Ya çünkü müstakiller. Neler oynamışlar. Devam edeyim. En azından fikirleri ve hisler bende bazen geçmişin, bazen bir fikri, bazen de bir kokuyu hatırıma getiriyor. Bu koku burunla alınan değil, zanlarla kalbi olabileceğini inanıyorum. Sanki sudan çıkan kabarcıklar gibi. Düşünceleri durduramazsınız. Durdurmaya çalışma yönteminde düşünseldir. Yani düşünceleri durduramazsınız. Çünkü yöntemi nedir? Düşünseldir. Hani bizim bir şeyimiz vardı, tespitimiz. Şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz. Çünkü şeytanda bu ilim var. Hatta senin bilmediğin alternatif de var. İlmin bir derece simgesidir. Nasıl mağlup edemem? وَعَلَّمَ آدَمَ اسْمَيْ كُلَّهَ Bütün ilimleri Adem'e öğrettiği halde direkt Adem'i kandıramadı mı? Havası ile hevasını kandırdı. O zaman ilmin zirvedeki bir insanı en direkt, yani direkt yapmasaydı ise, dolayısıyla aldattı. Şeytanı nasıl mağlup edersin? Şeytanda olmayan malzemeyle. Şeytanda olmayan malzeme nedir? Günahın terkidir. Şeytanı ilimle, fikirle mağlup edemezsiniz. İbadetle mağlup edemezsiniz. Çünkü şeytan kadar ibadet eden yok idi. Fikirle mağlup edemezsiniz. Onun kadar bilen yok gibi.
Peki Risale-i Vesvese'yi söyleyeceğim. İlim unutar dedim. Ne ile mağlup edersiniz? Haramları terk ederek. O haramı terk etmedi. Risale'de geçiyor ki ilim onu taat eder, cahil onu davet eder. Sen vesvese lisansını ezberlediğin halde hala vesvese geliyor. Peki bu ilim var. Neye gitmiyor? Sen Risale-i Nur'daki vesveseyi ezberlemişsin. Bu bilgidir. İlim değildir. İlim nedir? Dışarıdan alınan malzemeler işlersen bu bilgi olur. Yaşarsan ilim olur. Yaşayacaksın. Yani sen vesvese risalesini ezberledin, bırak onu. Kur'an ezberledin, televizyona terk etmemişsen, o ezberlediğin Kur'an sana nereye yetmeyecek? Kur'an ezberledin ya, hafızsın. Değil risale ya, Allah'ın kelamını ezberledin. Namaz mı? Kur'an hafızı Kur'an değil, namaz yok. Nesi yok peki? Terki yok. Şeytanı neyle mağlup edersiniz? Terkler. Haramları terklerle mağlup edersin. Başka, bu sefer aldığın şu anda derste, şu anda konuştuğumuz malzemedir. Senin kafada işlersen bilgi olur, yaşarsan ilim olur. Şeytanı terklerle mağlup edersin. Düşünceleri durduramazsınız. Durdurmaya çalışma. Yönteminde düşünseldir, yöntemi düşüncedir. Peki olumsuz düşüncelerden nasıl kurtulacağız? 10. babı. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru şeyleri konuşarak, yaparak, paylaşarak. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru işi yaparak mağlup edebilirsin. Düşüncelere doğru malzemeleri verirseniz, düşünceler istediğiniz istikamette olur. Değirmene buğday verirsen un çıkar. Mısır verirsen mısır unu çıkar. Günahlar düşüncelerimizin yularını harice vermek manasına geliyor. Akşam okunmadı değil mi? 10 dakika falan var abi. Tamam. Günahlar neymiş? 8 dakika. Günahlar düşüncelerimizin yularını harice vermek. Bir de ben yaşadığımı söylüyorum. Ben bizzat yaşadım. Rabbim biliyor. Muhatap oldum bir harama. Yani günaha. Ben biraz hassas olduğum için derslerde kaldığımda. Ben hemen hissediyorum. Haram gördüğüm zaman yani bir top düşünün var ya top, futbol topu. İçindeki hava hacim 2 bar diyelim. Normal top. Buna İrfan 2 bar yerine normal bir 3 bar bassak veya 4 patlar gibi olur değil mi? Kafam aynı böyle oldu. Doğru düşünemiyorum, kalkamıyorum, namaz vaktinde kılamıyorum. Değil böyle ikide bir namaz vaktini sormak. Tamam Müslüman özelliğidir bu. Hiçbir şey canım istemiyor, tembellik başladı. Okuruz tamam ya. Derse mi gideceğiz? Üf. Ya şey bana bak Ömer, Murat ya bu akşam benim şeyim var ya sen derse devam gidebilir misin? Bu. Hemen tembellik, özür, bahanelere sığınıyor. Ben yaşadığımı söylüyorum. İşlediğimiz günahın bu şekilde yansıyor. İki bar topa basılması gerekirken basınç baktım ki 3 bar var. Yani günahın dindeki adı şeytandır. Bedensel karşılığı negatif enerjidir. Yaptığımız her bir günah bizde içeriye basılan bir olumsuz enerji var. Ben bizzati Rabbim şahit. Benim için artık kesindir. Her bir günahın şekli farklı olmakla beraber vücuda atılan, kafaya atılan olumsuz enerjidir. Ya yerinde kaldırmıyor bir çeşit günah, ya doğru düşünemiyorum veya namazdayım. Böyle. Bu hiç Allah Resulü hiç istememiş ömründe. Namazda bir adam düşün.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Peki bu neydi? 2 saat önce seyretti diziydi. Peki niye öyle oldu? Vücut onu atmaya çalışıyor. O enerjiyi. Çünkü dışarıda film, içeriye girdikten sonra film edin yok. Onun yazılımı. Peki müsbeti nedir? Her bir müsbet, hareket, namaz, risale okumana. Mesela bugün, şimdi risale mi okudun? Bugün yarın okumana malzeme oldu. Çünkü yarın okumana güçtür, o enerjidir. Akşamı kılacağız. Yatsıyı kılmamıza yardım edecek. Peki yatsıyı kılmaya bakalım. Geç kılın. Bak ne oluyor. Kılabiliyor musun? Evet. Öyle mi değil? Resmen bir cihat. Ondan sonra cehenneme dönüşüyor. Bak, günahlar düşüncelerimizin yollarını harice vermek manasına geliyor. Yoksa kendin kendine yetersin aslında. Yani günah olmasa sen sana yetersin. Terkleri yap. Yani haramları terk et. En azından en büyüğünü terk et. Hepsine saldırma. Günahları hepsini terk etme canım. Öyle bir şey istemiyorum senden. Sence en mühimi bir tanesini terk et ya. Bir tane. Bu 6 ay, 1 senede kapta. Abi bir tanesini kafasına koy, kafana koy. Abi bize deme de. Şimdi günahlarını hayal et abi. Yani, yani aşmak istiyorsan. Abi onlardan bir tanesini seçer misin? Hayalini seçtin mi abi? Seçtim, maç seyretmek. Saç. Abi 6 ay onunla savaş sif. Var değil mi o titil şeyin? Maç seyretmek. Var değil mi? Abi onu terk etmeye çalış. Çünkü erkeğin haram yeri, erkeğin erkeğe haram yeri göbek ve diz kapanası. Adam şört. Haber seyrediyor. Tamam. Doğru sanki doğru söylüyor. Kadın sunuyor. Ya ne diyor ya? Tamam kardeşim sana demedin ya. Ben insaflıya söylüyorum. Hepsini terk etme. Senin düşüncelerinle şeytanı yönetemezsin. Çünkü onda da o düşünceler ve o düşüncelerin alternatifleri var. Onu yani şeytanı mağlup etmenin yolu onda olmayan malzemelerle mümkün olur ki o da zikirlerdir, ibadetlerdir, sohbetlerdir ve Asay Musa gibi kitaplarla kendini motive etmektir. Biliyorsun şeytan Asay Musa kitabını okumaz, okutmaz. Şeytanda bu kitap yok. Şeytanda bu kitap, şeytan okumaz bunu. Okumaz, okutmaz. Her düşünce bir nesneye bağlıdır. Seni ona taşır, seni harici taşır. Her düşünce bir nesneye bağlıdır, özneye bağlıdır. Özneden türetilmiştir. Hasılı bir mastardır. Dolayısıyla her bir düşünce seni ereğine, aslına götürür. Okunmadı değil mi? He, duyarız. He? Tamam. Şuraya okuyayım, bitireyim. He, tamam. İnsan varlık düzeyinde yerini bilmiyor. İnsan Allah'ın dışında şu yaratılan 18 bin alem varlık düzeyinde kendi hakiki yerini bilmiyor. Allah Celle Celaluhu katında da kıymetin insan bilmiyor. Zannediyor. Allah katında değerini bilmiyor insan. Oysa Allah katında en değerli varlık insandır. Allah'ın yarattığı mahlukat içinde en değerli şey insandır. Zanlarımızla düşünüyoruz Allah'ı. Yaşamını sorguluyor ve bunlarla bağı olmayanlarla savaşıyor insan. Zanlarına benzeyenlere yandaş oluyor. Yani zanlarıyla savaşıyor. Savaşı kendisine kendisine yapıyor. Şunu söyleyeyim de keseyim. Ben bir İzmit'te bir hasta ziyaret etmiştim. Vücut deriyi düşman kabul ediyor. Doktorlar savunma sistemi güçlendiriyor. Güçlendikçe savunma sistemi de deriyi yiyor. Kendisini kendisi düşman addetmiş. Hadi gel bakalım işin içine çık. Deri güçlendirici ilaç veriyorlar. Savunmayı da ilaç veriyor ama savunma bunu yiyor. Peki bu
savunma sistemine deli düşman olmadığını öğretmen gerekiyor. Ki düzelsin. Kökenine inmedikçe hiçbir şey düzeltemezsiniz. Yani doktora gidip, psikiyatrist gidip veya psikoloğa gidip ya korkum var, ansiyeteyim var, yani ölüm korkusu, akşam yalnız kal, var şöyle yap, böyle yap, televizyon seyret. Bunlar çıkan yüzeysel kabarcıklardır. Çözüm değil. Sen de biliyorsun çünkü bir hafta sonra gene olacak. Üç gün sonra gene olacak. Niye? Kökeni bu değil. Korku niye var? Korkuyu yok edemezsiniz. Çünkü korku doğada var. Fıtratta var. Peki nasıl kurtulacaksın? Korku kötü olsaydı Allah yaratmazdı. Korku yani haf, insanın fikirlerini, kalbi hislerini bütünsel getirip insanın kıblesine koyar. Ne yapar? Endişe, korku ne yapar? Kabir var, kefen var, imansızlık. O zaman haram işlemez. Kötü şeyleri seyretmez. Korku bunun için Allah vermiş. Yoksa hayatını cehenneme çevir diye vermemiş. O zaman korku neyin kötüdür? İfrat, her şeyin ifratı kötüdür. Her şeyin ifratı şeytandandır. Tefriti nefsemmaredendir. Vasatı Rahman'dandır. Korkuyu ortadan kaldırmaya kalkma. Yapamazsın. Doğada var, fıtratta var. Nedir o? Onunla o nedir? Niye verilmiş? Ne işlevi var? Mesela var ya dünyayı sevme, adalet etme. Var ya 34. sayfada mektupta. Teklifi malaya tak ederler diyor bazılarda, değil mi Murat? Yani madem dünyayı sevmeyecektim, adalet etmeyecektim, Allah bunları niye verdi? Ha, ahirete bakmayan yönüyle dünyayı sevme, adalet etme. Müslümana adalet etme, kafire adalet et. Yani bak uygulanabilir bir hale getirmiş. Seni o adalet ortadan kaldırmıyor. Kıblesini gösteriyor. Diyor ki kafire adalet et. Şimdi korku. Korku nereden korku? Allah'tan kork. Allah'ın dışında korkma. Çünkü Allah diyor ki ben de korkun. Nedir o Allah'tan korkmak? Nasıl ki malını mülkünü Allah'a satmak ne demek? Allah'ın dediğin gibi yapmak. O zaman Allah'ın o cehenneminden, Allah'ın kabirinden, nükel mekilinden kork. İstikametli ol. O kadar. Bu sefer bu korku kıblesine koyuyor. Yani korkuyu ortadan kaldırmıyorsun. Korkuyu tanımlıyorsun. Korku bizi nereye taşıyor? Ne anlam taşıyor? Allah niçin verdi? O yönde kullanırsa korku sana güven veriyor. Seni Allah'a bağlıyor. Korku olmasa, kabir korkusu olmasa, cehennem korkusu olmasa insan Allah'a bağlanmaz. Allah'a güven, Allah'ı tanıma, böyle Allah ile yakın olayım, Allah ile yakın olayım. Bunu kim yapıyor? Cehennem korkusu. İmansızlık korkusu. Bak korku işe yarıyor. Çünkü neticesi Allah. Korkunun neticesi Allah ise bu korku nimet değil midir? Vâhir devâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.